Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir ünitemize başlıyoruz. Beşinci ünitemizde temel değerlerimiz konusuna başlıyoruz. En son Hz. Muhammed ünitesini bitirdik, tamamladık. Şimdi yeni ünitemiz temel değerlerimiz konusuna hızlıca geçiyoruz. Hz. Muhammed ünitesiyle alakalı bu kısımları yaptığınızı düşünüyorum. Evet. Din ve dini değerler. Din kavramı nedir? İslam'a göre din insanları dünyada ahirete mutluluğa ulaştırmayı amaçlayan ilahi ilkeler bütünüdür diye bunu biliyoruz. Bir kavram olarak. Din hayatın hemen hemen her alanını düzenleyen emirler, yasaklar, ilke ve kuralları içeriyor. Birçok toplumda olduğu gibi doğal olarak bizim toplumumuzda dinin ve dini değerlerin vazgeçilmez bir yeri ve önemi var. Mesela sabah uyanır uyanmaz Bismillah diyerek yataktan kalkıyoruz. Yeni bir güne başladığımız Allah'a şükür Yemeklere başlamadan önce besmele çekiyoruz. Yemekten sonra Allah'a şükrederek sofradan kalkıyoruz. Günde beş vakit minareden okunan ezanlar, cuma, teravih, bayram namazları, Allah'a ibadet etmek için gelen insanlarla dolup taşan camilerimiz. Hepsi hayatımızda yeri ve önemi gösteren örneklerden bir sürü arttırabiliriz. Peki, din nedir? Din, akıl sahibi insanları kendi istekleriyle, bakın kendi istekleri, zorlama olmadan dünya ve ahirette İyiliğe ve mutluluğa ulaştıran ilahi kurallar bütünle denir. Evet bu kavramı iyi bilmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü din dediğimizde bir zorlama gibi düşünülüyor. Hayır, evet eğer ben akıllıysam, akıl sahibi biriysem çünkü aklı olmayan bir insan için zaten din ve e, dinin ritüellerle alakalı bir sorumluluğu yoktur. Ama akıl sahibi isem, bunu kendi isteğimle birlikte hem gerek dünyada gerek ahiretteki iyiliklere ve mutluluklara ulaşmak için benim kabul ettiğim bir şeydir ama zorlama yoktur. değer nedir? Sözlük anlamı değer, kıymek, bedel, kıymet, bedel, paha anlamına gelir. Biz esas sözlük anlamından ziyade sosyolojik anlamına daha önemsiyoruz ve yaşıyoruz. Sosyolojik anlamda ise değer bir milletin sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve dini kurallarını kapsayan maddi manevi örenlerin bütününe denir. Eğer aynı toplumda yaşayan insanlarsak birbirimize karşı vazifelerimiz, sorumluluklarımız var ve huzur ve barış içinde yaşamamız ve huzurun barışın artması için İnsanların birbirleriyle kaynaşmaları ve bütünleşmeleri gerekiyor. Ve kaynaşırken, bütünleşirken de huzuru ve barışı korumamız gerekiyor. O yüzden de bir kural çerçevesinde ancak hayat devam edebiliyor. O yüzden de bu kurallar bir e, İslam çemberinde yani bir din kavramı çerçevesinde bir dini kurallar boyutu vardır. Bir de hukuk boyutu vardır. Ama biz dersimizde din boyutunu işleyeceğiz. Milletleri birbirlerine bağlayan ve onları güçlü kılan temel değerler vardır. Toplum içinde bireylerin geliştirmiş olduğu her türlü duygu, düşünce, ahlak ve faziletleri de değerler içerisinde yer alırız. Değerler e, hukuk kuralları gibi yazılı olmayan kurallardır. Evet, değerler yazılı olmayan kurallardır. Biz değerleri ancak maddi manevi olarak iyi kısımda inceleyebiliyoruz. Maddi değerler, manevi değerler. Peki maddi değerler arasında dediğimizde yani gözle görülebilen, elle tutulabilen, insan emeğiyle yapılan, etrafımızda gördüğümüz yol, köprü, okul, cami, hastane gibi insanların günlük hayatta kullandıkları yerler aklımıza gelmektedir. Maddi değerler. Şimdi manevi değerler. Evet maddi değerleri daha kolaydır şey yapmak, söylemek de. Çünkü gördüğümüz için somut bir şey olduğu için. Fakat manevi değerler ise toprak parçasını vatan yapan, insan topluluklarını millet yapan en önemli unsurlardır. Bu değerler arasında vatan, bayrak, marşımız, örf ve adetler yer almaktadır. Dil ile değerler arasında sıkı bir ilişki vardır. Dinimizde bizlere yapmamız emredilen ve kaçınılması istenen davranışlar artık zamanla dini bir emirden daha çok toplumsal bir değer olmuştur. Örneğin yalan konuşmamak. Evet dinimiz bize yalanı söylememeyi emretmiştir. Yalanı yanlış olduğunu ayet-i kerimede belirtmiş ve haram kılmıştır. Saygılı olmak. Evet dinimiz anne babamıza dahi öf demememiz gerektiğini ayet-i kerime ile belirtmiş. Birbirimize karşı insan ilişkilerinde saygılı olmamızı, hatta bir kişinin evine gittiğimizde üç defadan fazla kapı çalmamamızı, annemizin babamızın odasına dahi girerken kapıyı çalarak izin isteyerek girmemiz gerektiğini birçok yerde Kur'an-ı Kerim'de farklı farklı örneklerle bahsetmişti. Hırsızlık yapmamak, birinin malını gasp etmemek, yetimin hakkını yememek diye bize ait kelimelerde belirtiyor. Adaletli olmak, bir olay karşısında kesinlikle ve kesinlikle yakınımdır, çocuğumdur, eşimdir, dostumdur demeden haklarında kimler haklıysa adaletli davranmak, merhametli olmak ve sabırlı olmak gibi ahlaki davranışlar bize emredilen temel konulardandır. Bu ahlaki davranışlar zamanla da tüm insanlık tarafından kabul gören evrensel değerler haline gelmişti. Gelmesi gerekir. Neden? Çünkü bir topluluk içinde ve beraber insan ilişkileri içinde yaşıyorsak bunlara dikkat etmediğimizde tam bir kaos ortamı oluşur. Eğer huzur içinde yaşamak istiyorsak bu değerleri inanan inanmayan herkesin uyması gereken değerlerdir. Zaten dinimiz bize bir şeyi emrediyorsa boş olmadığını daha önceki dersimizde de defalarca konuşmuştuk. Eğer bir şeyi de yasaklamışsa kesinlikle boş olmadığını ve bizim hayrımız için olduğunu da konuşmuştuk. İslam dini toplumda yer alan ve dinin özüne ters düşmeyen değerleri uygulamamız konusunda her zaman için bizlere ne yapar? Yol gösterir. İslam dininin korunmasını istediği beş temel değer vardır. Evet bunlar akıl, aklımızı korumamız, canımız, dinimizi Malımızı ve neslimizi. Evet, akıl sağlığımızı korumamız. İlk önce can güvenliği. Daha sonra dinimizi korumamız. Dinimizle birlikte, akılımız ve canımızla birlikte insanların yaşayabilmesi için bir e, dünya malı ve neslimizi, evladımızı korumamız. Peygamberimiz de insanları İslam'a çağırırken onlardan bu temel değerleri korumaları konusunda söz almıştır. Ayet-i Kerime'de Ey Peygamber! inanmış kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayaklar arasında bir iftira uydurup getirmemek, iyi iş işlemekte sana karşı gelmemek hususunda sana biat etmeye geldikleri zaman biatlarını kabul et. Evet peygamber efendimizi e, akabe biatlarını hatırlayacak olursak insanlar grup grup gelip biat ediyorlardı ve peygamber efendimize yine bir grup bu sefer gelenlerden kadınlar da vardı ve kadınlar da biat etmeye geldiklerinde onların biatlarını kabul et diye ayet-i kerimede peygamber efendimize buyurulmuştu. Evet, doğru mu yanlış mı kısmına geçelim. Din insanların her iki dünyada mutlu olmalarını amaçlar. Evet, ne demiştik? Dünyada ve ahirette iyiliğe ve mutluluğa ulaştıran ilahi kurallar bütünüdür demiştik. Amacı bize her iki dünyada da huzur ve mutluluğu sağlamak. Din ve değerler arasında sıkı bir ilişki vardır. Evet kesinlikle birbiriyle örtüşen bizim değerlerimiz dinimizden gelen ve dinin bize emretmiş olduğu emirlerin bizim değerlerimizde de ne kadar önemli bir yeri olduğunu az önce konuştuk. Üçüncüsü değerler toplumdaki insanların birbirleriyle bütünleşmesine katkı sağlar. Evet bizim değerlerimizde vatanımız, bayrağımız, marşımız hepsi bizim bütünlüğümüzün göstergesidir. Onlarla birlikte biz bir bütünlük sağlamaktayız. Dinimiz toplumda atalarımızdan gelen her değeri kabul etmemizi ister. Kesinlikle yanlış. Çünkü her değer dinimizde doğru da gelmeyebiliyor. O yüzden de kesinlikle dinimize ters olan örtüşen bir değer varsa bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ama dinimize aykırı herhangi bir değer dinimize aykırı olacak bir değer var, aykırı olmayacak bir değer varsa da bunu kabul etmekte de bir beis yoktur. Akıl sahibi insanları dünyada ve ahirette iyi ve güzele yönlendiren ilahi kurallar bütününe ne deniyordu? Din denir. Evet. Dünyada ve ahirette iyi ve güzele yönlendiren bu kavram din kavramı. İkincisi bir milletin sahip olduğu sosyal, ekonomik, bilimsel ve dini kurallara ne deniyordu? Değer. Sosyal, ekonomik, bilimsel ve dini kurallara değerlerimiz diyorduk. Üçüncüsü insan emeğiyle yapılan okul, cami ve medres gibi günlük hayatta kullanılan şeylere hani değerleri nasıl ayırmıştık? Maddi değerler, manevi değerler. Somut gördüğümüz değerler okul, cami, medrese bunlara maddi değerler diyoruz. İnsanların bazı duygular etrafında bütünleşmesini sağlayan bayrak, marş gibi şeylere de manevi değerler diyoruz. Evet diğer sayfamıza geçerek oradaki etkinliğimizi yapalım ve konumuzu pekiştirelim. Aşağıda verilen kavramlar hangi değer ile ilgili ise onunla eşleştirelim. Maddi değer, manevi değer. Yol ne demiştik? Gözle gördüğümüz somut bir şey varsa neye geçiyordu? Maddi değere A maddi değer bayrak neydi bayrak evet gördüğümüz somut bir şey ama daha ziyade biz onun bayrağın manevi yönü bizim için esas önem teşkil ediyor. O yüzden biz onu manevi değer olarak değerlendirmeliyiz. Cami evet cami maddi değer az önce de konuşmuştuk. İstiklal Marşı Evet, bizim için İstiklal Marşı manevi değerlerimizdendir. Köprü yol gibi maddi değer. Vatan, bayrak, İstiklal Marşı bunlar manevi değerlerimiz. Okul, yol, köprü, okul, cami bunlar maddi değer. Örf ve adetler tabii ki manevi değerler. Dediğimiz gibi bazen gelen örf ve adetler dinimize aykırı olabiliyor. Çok ender de olsa o zaman onu kabul etmek zorunda değiliz. Ama dinimize aykırı bir örf ve adet yoksa o zaman onu devam ettirebiliriz. Hastane, yol, hastane, köprü, cami bunlar maddi değer. Din evet. Din manevi değer. Dernekler aynen yol, köprü, cami, hastane gibi derneklerde birler için maddi değer. Ahlak, din, ahlak bunlar manevi değerlere giriyor. Aşağıda verilen bilgiyi maddi ve manevi değerlerimiz açısından okuyup bilgi sahibi olalım. Evet, Selatin camiler ne demektir? Osmanlı Devleti'nin cami yapımına büyük önem verilmiştir. Camiler Selatin camiler, cami ve mescid olarak üç kısmı ayrılır. Selatin camiler, cami ve mescid olarak üç kısmı ayrılır. Selatin camiler ile Osmanlı padişahlarının veya annelerinin yaptırdığı çok büyük camilerdir. Bunların sayısı 35'tir. Selatin Sultan kelimesinin çoğu ludur. Sayı da 35'tir. Bu camiler genellikle İstanbul'da olup kendi aralarında önem derecelerine göre protokol sırası belirlenmiştir. Evet İstanbul'da yaşıyor olmamız çok büyük bir nimet. Çünkü hepsini görme fırsatımız oldu, oluyor. Buna göre birinci sırada Fatih Sultan Mehmet zamanında kılıçla fethedildiği için Ayasofya Camisi gelmektedir. Evet Ayasofya şu an tabii ki tamamı cami olarak kullanılmıyor. Açılmadı. Müze olarak şu an geçiyor. İnşallah bir gün cami olarak kullanmaya devam ederiz. Resimde gördüğümüz gibi. Hemen Sultanahmet Camii'nin karşısında bulunuyor. Protokol sırasına göre bazı Selahattin camiler şöyledir. Sultanahmet Camii, Ahmet yaptırmıştır. Sultanahmet hemen Ayasofya'nın Karşısında Süleymaniye Camii, Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmış. Yine e, Sultan Ahmet'e yakın, çok uzak bir bölgede değil. Beyazıt Camii.